Demek lazım değil mi? Serdar Bey, bizim orada çok güzel bir birliktelik söz konusu. Yani bir malumuz, bir büyükelçiliğimiz var. Bir başkonsolosluğumuz var. Ondan sonra bizleri parlamentoda, Romanya parlamentoda temsil eden milletvekillerimiz var. İki tane birliğimiz var. Hem Türk Birliği tarafından hem Tatar Birliği tarafından. Bir müftülüğümüz var. İş Adamları Derneğimiz var. Şu an zaten konuştuğum İş Adamları Derneği'nin Dobruca Başkanı. Yani hep bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Mesela kumanya yardımlarımız oluyor. Birlikte halkımıza ulaştırıyoruz. İftarlarımız oluyor. Birlikte iştirak ediyoruz. Yani bu... Hocam özür dilerim. Bu birliktelik çok önemli. Geçen İskeçe Gümülcine, İskeçe müftümüz buradaydı. Orada bir takım ayrılıklardan bahsetti. Biz çok üzüldük. Vallahi şimdi, ama sizde bir birlik var anlaşılan. Biz, işte bu birliği, bakın biz neye borçluyuz? Biz büyükelçiliğimize ve başkonsolosluğumuza borçluyuz. Yani biz büyükelçiliğimizin ve başkonsolosluğunun çatısı altında birleşiyoruz. Gerek İş Adamları Derneği olsun, şu an TİKA var, yani Yunus Emre Kültür Merkezi var. Yani bütün bu kültür merkezleri olsun, İş Adamları Derneği olsun, müftülük olsun, Türk ve Tatar dernekleri olsun. Hepsi büyükelçiliğimizin başkonsolosluğunun çatısı altında birleşiyorlar. Ve tabii böyle bir, biliyorsunuz Peygamberimiz de seyahate çıkarken diyor ki üç kişi birinizi başkan seçin. Lider tayin. Lider tayin edin. İşte burada da dış ülkeleri de bizim lider olarak, yani zaten biz Türkiye'ye güveniyoruz, Türkiye'ye sığınıyoruz. Bizim büyükelçimiz de başkonsolosumuzdur. İşte bütün faaliyetlerimizi birlik ve beraberlik içerisinde yürütüyoruz. Hocam peki bu hani Türkiye'ye güveniyoruz kısmıyla ilgili bir şey sorayım. Bunu ben zaman zaman yurt dışından gelen konuklarımıza soruyorum. Biz buradan bakınca hem bir hissiyatımız var hem de sorumluluğumuz var diye düşünüyoruz. Nasıl? Bütün İslam ülkeleri, Müslümanların yaşadığı ülkelerdekiler yüzünü bir Türkiye'ye dönmüş. Türkiye'nin büyük devlet olması, Türkiye'nin onlara kol kanat germesi onlar için önemli diye düşünüyoruz. Mesela Romanya özelinde baktığımızda bakış bu mu Türkiye'ye? Aynen öyle. Ve daha çok şeyler bekleniyor. Yani şimdi herkes son dönemde, son 10 yıldır, son 10 yıldan fazlaki bir dönemde Türkiye'nin gücü arttı. Bunu belki siz buradan içeride bunu hissedemezsiniz. Ama biz bunu dışarıdan çok iyi hissediyoruz. Nasıl mesela hissediyorsunuz? Ne gibi fark etti Türkiye'nin gücünün arttığını? Biz açıkçası kendimizden daha çok eminiz. Yani attığımız adımları çok daha emin bir şekilde atıyoruz. Yani kendimize daha çok güveniyoruz. Yani tabii Allah'tan korkuyoruz yani. Fakat tabii. O ayrı, yani Allah'a kulluk ediyoruz ama bir taraftan da bizi bu dünyada, bizi gözetleyen, bize destek çıkan birileri var diyoruz. O da şu an çok iyi bir şekilde güçlenen ve iyi bir istikamette giden, kesinlikle bakın Romenler dahi, yani bunu Roman devleti açısından da konuşuyorum, Batılar da Türkiye'deki İslam modelini istiyorlar. Türkiye'deki İslam anlayışını istiyorlar. Bunu resmi kaynaklar gerekirse hem bana, hem Büyükelçiliğimize, hem Başkonsolosluğa söylüyorlar. Bu Türkiye'nin gücünü arttırıyor. Türkiye'nin güvenirliğini arttırıyor. Türkiye bir partner olarak görüyorlar. Peki şu, mesela orada Türkiye'nin gücünden dolayı, bunu bir siyasi söylem gibi asla anlamasın kıymetli seyircilerimiz. Artan bir güç söz konusu. Oradaki muhataplarınızda da bunu hissediyor musunuz? Tabii ister istemez hissediyorsun. Hani yani bunlar artık güçlü bir devletin temsilcisi, güçlü bir devletin dostları. Bu ilişkilerinize yansıyor mu? İster istemez yansıyor. Yani bu Amerikan filmlerinde var ya hani, ben Amerikalıyım. Evet. Şey, jargonu. Mesela bu var mı? Ne güzel söyledin. Yani bu kadar belki bu, yoktur ama. O kadar yavaş, yavaş. Fakat yavaş zaten onların bakış açısı da çok farklı oluyor. Yani ister istemez diyor ki Türkiye bunlara destek veriyor. Türkiye bunu yapacak. Bunlar arkasında Türkiye deyince ister istemez sağ olsun zaten şu an bizim Romanya'da, bakın Romanya'da herhalde hiçbir sıkıntımız olmadı. Biz istediğimiz her şeyi elde edebildik. Yani mesela minare sıkıntısı olmadı. Biz minarelerimizi istediğimiz uzunluğunda yapabiliyoruz. Yani farklı Batı ülkeleri benzemiyor. Bakın bizim Romanya'da başörtü yasaklanmadı. Yani elhamdülillah bu, yani mesela Türkiye'den çok pek çok öğrenci gelip başörtü yasandan dolayı Romanya'da eğitim gördüler. Yani Romanya çok farklı bir ülke. Demokrasi kurallarına uyan bir ülke. Ben şimdi ülkenin avukatı da olmak istemiyorum fakat Avrupa ülkesi. Son bir soru daha. Evet. Osmanlı'ya nasıl bakıyorlar? Romanya'nın yerli halkı için söylüyorum. Yani Osmanlı buraya gelmiş işgalci, emperyalist bir güç müydü? Yoksa onların döneminde adalet varmış, büyüklerimizden duyardık. Şimdi, nasıl bakıyorlar Osmanlı'ya? Bakın herkes şu an şunu biliyor ki, yani özellikle tarihçiler ve subjektif olarak değerlendirenler değil, objektif olarak asıl tarihi gerçekleri olduğu gibi aktaran tarihçiler,
Osmanlı'nın varlığından çok memnunlar. Mesela Osmanlı İslam dinini bizim ecdadımıza baskıyla kabullendirmedi diyorlar. Bu bir gerçek, bu zaten Osmanlı'nın bir artısı. Mesela tarihçi biliyor hocam, halk nasıl? Halka bu şekilde anlattığın zaman halk bunu kabul ediyor. Ama genç nesile farklı bir anlatımla girdiğin zaman ister istemez genç, biliyorsunuz şu an genç nesil fazla okumaz, araştırmaz. Genç neslin elinde ne vardır? Affedersiniz, internet vardır, Facebook vardır, Twitter vardır ve şu an teknolojinin en gelişmiş elindeki imkanlar vardır. Ama biz bunlara teknolojiye karşı olduğumuz için değil. Anladım. Fakat genç nesli biz araştırmaya, kütüphaneye davet ediyoruz. Yani okusunlar. Her şeyi olduğu gibi mesela internete bir makale verdiği zaman internetten indirip bunun kaynağı nedir, nereden aldın, böyle değil. Şu an genç neslin bence en büyük sıkıntısı kütüphaneye inmeyerek, araştırmadan, internetten doğru ve uygunsuz bilgileri alarak o şekilde onlara uymasıdır. Eyvallah. Hocam teşekkür ederim.